30 dakikadan herkese merhaba. Bu hafta konuğum siyaset bilimci Profesör Doktor Baskın Oran. Baskın Oran'la Türkiye'nin bugününü ve yarınını konuşacağız bu 30 dakika programında. Türkiye biliyorsunuz bir süreden beri iç politikadan dış politikaya, yargıdan ekonomiye kadar çok derin bir kriz ve çöküş yaşıyor. Peki bu işin sonu nereye varacak? Türkiye yakın ve orta vade itibariyle bir ümit ışığı gözüküyor mu? Baskın hocama bütün bunları soracağım. Bununla birlikte şu anda yaşanan ekonomik kriz Türkiye açısından, Türkiye siyaseti açısından ne tür bir değişiklik meydana getirebilir? Siyasetin taşlarını yerinde oynatabilir mi? Bunu da soracağım. Peki Türkiye'de muhalefetin varlığı veya yokluğu veya yetersizliği, bunu da konuşacağız. Bunu da soracağım Baskın Oran'a. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu krizden sonra çok sık ifade ettiği Türkiye'nin Rusya'ya ve Çin'e yaklaşmasıyla alakalı Türkiye'de bir eksen değişikliği mümkün mü? Bu Türkiye için bir ümit mi? Ne getirir, ne götürür? Bunu da bu 30 dakika programında Baskın Oran'la konuşacağız. Evet, 30 dakika başlıyor. Evet, 30 dakika başladı. Şu anda karşımda siyaset bilimci Profesör Doktor Baskın Oran var. Baskın hocam merhaba. Efendim iyi günler, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hocam şöyle bir Türkiye'nin bugününü ve yarınını konuşacağız bu programda sizinle, ama önce şöyle bir soruyla, daha genel bir soruyla başlamak istiyorum. Türkiye bir süreden beri iç politikadan dış politikaya, yargıdan ekonomiye kadar derin bir krizde olduğunu düşünüyor musunuz? Kardeşim, bunun cevabının hayır olması mümkün değil. Çünkü yaşım icabı ben 27 Mayıs'ı da 15 yaşında yaşadım, ama 12 Mart'ı ve 12 Eylül'ü dolu dizgin yaşayan jenerasyondanım. Ben hiç bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Ben bu iki askeri darbe, 71 ve 80 darbeleri sırasında toplam 4 kere üniversiteden ve memuriyetten atıldım. Ama 4 kere de geri döndüm. Bu ne demek? Danıştay çalışıyordu. Yargı kararları uygulanıyordu. Şimdi insanlar, ben şu anda emekliyim. Şimdi insanlar atılıyorlar ve hiçbir yere başvuramıyorlar şu arada. Oysa benim 12 Eylül'de, benim derken benim gibilerin 12 Eylül 1980 darbesinden sonra atıldıkları 1402 sayılı sıkı yönetim kanunun ikinci maddesi bir daha memuriyete dönmemek üzere diyordu. Fakat Danıştay içtihadı birleştirme kararı çıktı 89 yılında. Dedi ki olağanüstü dönemlerde verilen kararlar olağanüstü dönemlerle sınırlıdır. O dönemler bittikten sonra onların geçerliliği kalmaz dedi ve biz hepimiz göreve dönebildik. Bir kere böyle bir nitelik farkı var arada. Bugün için İkincisi, bu mümkün asla gözükmüyor mu? Efendim? Bugün için bu asla mümkün gözükmüyor mu? Hayır efendim, mümkün. Eğer Danıştay hala varsa, Danıştay'ın 89 kararı hala geçerliyse, ki bunların ikisinde cevabı evet, böyle şey olmaz. Öyle olağanüstü hal döneminde at, aileleriyle birlikte açlığa mahkum et. Bunlar mahkemeye dahi başvuramasınlar. Yahu bir memura disiplin cezası, bir uyarı, kınama cezası vermek için yazılı savunmasının alınmasını şart koşar hukuk kuralları, anayasa, kanunlar, bilmem neler. Evet. Bunlar başvuramaz deniyor. Neyse, yani bu... Yani özetten o 71 darbesi, 12 Eylül 80 darbesiyle günümüzü kıyas ettiğimizde o insan hakları ihlalleri açısından olay daha mı vahim durumda? Askeri dönemlerde daha iyiydi. Şimdi sivil vesayet döneminde daha kötü. Nasıl bir şeyse bu. Bu bir. İkincisi, askeri darbe dönemleri sınırlıydı.
27 Mayıs hemen 6 ay içinde falan 61 anayasasını çıkardı ki Türkiye'nin görüp görebileceği en demokratik anayasaydı. 12 Mart yönetimi yeni bir anayasa çıkarmadı, anayasayı sertleştirdi. 12 Eylül dönemi yeni anayasa çıkardı. Fakat bunların hepsi belli bir süre sonra, 1,5 sene içinde sivil seçimler yaparak iktidarı sivil yönetimlere devrettiler. Oysa şimdiki Erdoğan yönetimi 2 yıllık bir olay, 3 ay 3 ay diye 7 kere uzatıp yaklaşık 2 yıllık bir olağanüstü dönemi şimdi kanunlar çıkararak 3 yıl uzatıyor. Yani devamlı bir olağanüstü hal oldu. Şimdi bu şey değil. Ne anayasaya uyar, ne hatta yasalara uyar, ne de Türkiye'nin imzalamış olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dahil olmak üzere uluslararası sözleşmeye ve antlaşmalara uyar. Hiçbirine uymaz. Onun için bunu sürdürmek mümkün değildir ve bunun içindir ki rejim gittikçe sertleşiyor, gittikçe yumuşayacağına. Yani daha fazla sertleştirmek zorunda Erdoğan rejimi. Peki bu işin evet maalesef nereye kadar sertleşecek? Şimdi sonrasını herkes merak ediyor. Her geçen gün daha fazla yeni insan hakları ihlalleri, yeni hukuksuzluklar devreye giriyor. Sizin bir yazınızda dikkatimi çekti. Tek adam rejiminin aşil topu diye bir kavramınız var, ifadeniz var. Gayri meşruluktan bahsediyorsunuz. Gayri meşruluk çukurundan bahsediyorsunuz. Peki buradaki bunun da derin bir çukur olduğunu ve bir meçhuliyetten bahsediyorsunuz. Bu nasıl bir meçhuliyet? Bunu biraz açar mısınız? Şimdi efendim malum ya dünyanın her yerinde ama her yerinde kurallar konur. Anayasa yapılır. Anayasaya uygun yasalar yapılır. Yasalara uygun yönetmelikler yapılır vesaire. Bunlar uygulanır. O yönetmeliklerin tüzükleri vardır. Tüzüklerin idari genelgeleri vardır. Devlet böyle işler. Şimdi bu tek adam yönetimi yönetmelik çıkararak kanun ve anayasa değiştirdi. Bu bir. Yani bu olacak iş değil bu. Korkunç bir şey. Bu bir. İkincisi, dünyanın her yerinde ama her yerinde yazılı kural neyse uygulama ona uydurulur. Ama bizde Allah selamet versin uygulama ortaya kondu, kurallar buna uyusun dendi ve uyduruldu. Nasıl uyduruldu? Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere, Yargıtay başta olmak üzere vesayet altına alındı. Bu şekilde yapılan uygulama, yani tek adam yönetimi kanunileştirildi. Hukukileştirilmeden kanunileştirildi. Böyle bir şey yaşıyoruz. Artık bunun üzerine daha fazla konuşma lüzum yok. Çünkü bu gayrimeşru bir durumdur. Ve otokratik rejimler, diktatörlük demiyorum çünkü diktatörlük dediğin zaman içeri atıyorlar adamı. Bu otokratik rejimler dünyanın her yerinde görülür. Fakat sadece şiddetle devlet kuvvetine dayanarak ayakta kalamaz. İkinci bir unsur lazımdır ayakta kalabilmesi için. Rıza unsuru. Consent İngilizce. Bu süper devletler için de böyledir. Bir süper devletin hegemon devlet diye anılabilmesi için uluslararası ilişkilerde o süper devletin askeri ve ekonomik olarak çok güçlü olması ama diğer devletlerin de onun hegemonluğuna rıza göstermesi, kabul etmesi gerekir. Bu gayri meşru durum, yani anayasa ve kanunları fiili duruma uydurma çabası fazla uzun süremez. Yalnız ne var? Türkiye şimdiye kadar askeri darbelerle mücadele etmesini öğrendi. Şimdi sivil bir darbeyle mücadele etmesini öğreniyor. Çok acı çekiyoruz. Önümüzdeki 1-2 yıl içinde de çok acı çekeceğe benziyoruz.
Fakat Türkiye buna aşılanıyor. Farkında olmadan aşılanıyor buna. Öğrendiğimizi tabii ki, düşünüyorsunuz öyle mi? Evet efendim, bu kesin. Şimdi tabii ki bu aşılanma olayı geniş halk kitleleriyle şu anda ilgisi olmayan bir şey. O geniş halk kitleleri ekonomik bıçak kemiklerine dayanınca feryada başlarlar. İşte biz o sathı maile girdik. Ekonomik düzeye geldik. Yani o zaman tam şimdi orada şunu hocam, özür dileyerek sözünüzü kestim. Peki AKP tabanı şu anda biliyorsunuz dolar korkunç bir şekilde uçuyor. Durdurulamıyor. Dolar karşısında Türk lirası müthiş değer kaybediyor. Tarihi değerler kaybediyor. Bunun tabii enflasyonda, piyasada etkileri yakın zamanda gözükecek. Soru şu. Peki AKP tabanı, %50'lere varan bu AKP tabanı bu krizden sonra bir öz eleştiriye, bir muhasebeye sizce yönlenecek mi? Efendim şimdi o kadar uzağına gitmeyelim. İsterseniz halkın kemiğine bıçak dayanması olayı üzerinde duralım. Şu anda AKP çok kendisi açısından uyanık bir davranış olarak bu olağanüstü değeri düşen ve Türk parasını gerçekçi bir biçimde fiyatlara yansıtmıyor. En basitinden nedir ilk zam görecek olan, Türkiye'de çıkmayan veya eser miktarda çıkan petrol. Şimdiye kadar iki kere zam yedi petrol fakat pompaya yansıtılmadı. Neden? Çünkü Kasım'da yerel seçimler var. Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kaybederse o zaman psikolojik olarak büyük bir darbe yiyecek ve kendi yandaşları eyvah okkanın altına gidiyoruz diyecek. Ondan sonra bu yerel seçimlerden sonra eli mahkum inanılmaz zamlar yapmak zorunda. Yani zam olarak nitelemeyelim bunları. Her malın gerçek fiyatını koymak zorunda. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ekmeğin, suyun, benzinin, mazotun, bunlar şu anda gerçek fiyattan yansıtılmıyor. Oy kaybederim seçimlerde diye, yerel seçimlerde diye. Onlara yansıtmak zorunda kalınca ben göreceğim ortalığı. İşin şekli o zaman değişecek. Geçen şimdi Erdoğan Karadeniz gezisine çıktı biliyorsunuz. Oradaki sel nedeniyle pek çok köprüler çöktü. Bu da ayrı bir enteresan. Ekonomi çöküyor, köprüler çöküyor vesaire ama şimdi burada mesela Bayburt İş Adamları Derneği, MÜSİAD mesela orada bir ifade. Biz reise dolar düşsün diye değil, vatan düşmesin diye oy verdik. Sloganı benim duvara asılmış bir binanın duvarında gözüme ilişti. Şimdi dolayısıyla demek AKP tabanı bu konuda hala reislerine toz kondurmama noktasında bir duruş sergiliyor. Siz de öyle mi görüyorsunuz? Şimdi efendim 80 yıl boyunca ciddi hatalar yapıldı. Bu insanlar aşağılandı. Anlatabiliyor muyum? Bu insanların yani İslamcı demiyorum ama Müslümanların mensup olduğu sınıflar ve bunların pratikleri aşağılandı ve bu insanlar hınç biriktirdiler. Sonra 2001 ekonomik krizinde bu kriz tetikleyici oldu ve 2002 yılında Kasım'ında AKP iktidara geldi. Şimdi bu 80 yılın mağduriyetini, şimdi mağduriyet deyince kelimeler hiç önemli değil. Çıkar insanlar, hayır efendim onlar mağdur olmadı der. Mağduriyet önemli değil. Bu insanların kendisini mağdur hissetmesi önemlidir. Hani algı diyorlar ya, o kelimeyi hiç sevmiyorum ben. Çünkü o çok üç kağıt yapmaya müsait bir kelime, o algı kelimesi. Bu mağduriyet algısı önemli. Anlatabiliyor muyum? Yani Hrant'ın hepimize öğrettiği yöntemle baktığımız zaman
Onların yerine kendimizi koyduğumuz zaman, onların gözünden baktığımız zaman görülen budur. Bu 80 yıllık mağduriyet algısı 8 yıl içinde giderilemiyor. Yani o adını koyarsak laik kemalist olarak, laikçi veya kemalist olarak anladığı... Laikçi diyelim. Laikçi tabii, evet. Daha doğru bir kavram. Laikçi ve kemalist rejimin, sistemin acı bir meyvesi mi şu an gördüğümüz Erdoğan ve Erdoğanistler açısından? Evet efendim, öyle. Yani nasıl PKK'yı 12 Eylül zulmü yarattıysa, çünkü 12 Eylül 1980'de PKK'nın ortaya çıkması, yani Eruh ve Şemdinli baskınları, cinayetler bilmem neler, 84'te helayyal atılan insanlar bir biçimde tahliye edildikleri anda dağa fırladılar. İşte burada da AKP'nin 15 yıldır, 16 yıldır iktidarda her şeye rağmen kalmasının 2011'den itibaren gittikçe otokratikleşen ve baskı yapan devlet, şiddeti kullanan bir hale gelmesi Mustafa Kemal'in değil ama Kemalistlerin eseridir. Mustafa Kemal'in değil derken, Mustafa Kemal de bir otokrattı. Evet ama 1930'lardaydı o. 1930'ların Avrupa'sına bakın. Şeyden 1930 ve 40'lar. Batı Avrupa'dan doğuya doğru gelelim. Portekiz'de Salazar. İspanya'da Franco. Fransa'da General Boulanger'in taraftarları. Efendime söyleyeyim, İngiltere'de Chamberlain adlı Hitler'i destekleyen filozof. Biraz güneye gidin, İtalya'da Mussolini. Biraz kuzeye çıkın, Almanya'da Hitler. Polonya'da Paderewski. Biraz güneye gelin, Yunanistan'da General Metaxas. Anlatabiliyor muyum? Yani o dönemin ruhu, Zeitgeist'ı, otoriterlik, hatta totaliterlikti. Kemalizm o dönemde o ormanın kuşuydu. Fakat 1950'den sonra Kemalistler 1930'ları devam ettirme çabası içinde oldular. Felaket buradan geldi. Şimdi teorik olarak çok önemli bir önerme vardır. Yukarıdan devrim az gelişmiş ülkeleri, ki bunların iç dinamikleri zayıftır, az gelişmiş ülkelere sıçrama yapma imkanı verir. İşte 1923 Mustafa Kemal devrimi bu olanağı verdi. 1923'ten sonra. Fakat şeyin bir kuralı vardır. Yukarıdan devrimin bir kuralı vardır. Tek atımlık silahtır. Birden fazla atmaya kalkarsan namlu yüzüne patlar. İşte 23'ten sonra 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, anlatabiliyor muyum? Bunlar namlunun yüzümüze patlamasıdır ve Erdoğan tek adam iktidarını bu getirmiştir. Peki. Hocam, şimdi bu konuştuğumuz bahisi bir başka soruya değiştireceğim ama bu bahisle ilgili son şöyle bir sorum olsun. Peki laikçi kemalistler bugün itibariyle hatalarının farkındalar mı şu anda sizce? Efendim, hatanın farkında olmak nadiren rastlanan bir şeydir. Hatayı müdafaa daha çok rastlanan bir şeydir. Lenin'e atfedilen bir söz vardır. Küçük bir hatayı büyütmek istiyorsanız onu müdafaa edin. Şu anda Kemalistler onu yapmaya çalışıyor. Kalkıyorlar, diyorlar ki efendim siz yetmez ama evetçiydiniz. Bunu söyleyenlerin o referandumdaki, 2010 referandumdaki hiçbir maddeyi bilmediklerini ben biliyorum. Kaç tanesiyle konuştum. Bunlar CHP'nin yaptığı, yani CHP derken 1930'ların partisi olmakta hala ısrar eden CHP'nin yaptığı hataların Erdoğan'ı bu hale getirdiğinin kabul etmek istemiyorlar. Şimdi Erdoğan 2010 yılına, 11 yılına kadar en demokratik reformları yaptı. AB uyum paketlerini. O AB uyum paketleri
2001 Ekim'inden başladı. 2004 Mayıs'ına kadar. Yani onların büyük kısmını AKP yaptı. Ondan sonra 2011 yılından itibaren gittikçe korkunçlaşan bir otokrasiye gömüldü AKP ve Türkiye'yi de hala gömmeye devam ediyor. Hocam laf aramızda, siz o dönem AKP'ye oy vermiş miydiniz? Hayır. Hiçbir zaman oy. Ben hep HDP ve Kürt partilerine oy verdim. Türkiye'nin en mazlum olduklarını düşündüğüm insanlara. Fakat o reformları yaptığı için suhuletle yaklaştım Erdoğan'a. Ama AKP'ye vermedim. Şey dururken, Kürt Partisi dururken en mazlum insanlar Türkiye'de. Ne CHP'ye veririm, ne bilmem nereye veririm. Hayatta vermem. Mesela son şeyde, son seçimde şey olarak, parti olarak HDP'ye verdim. HDP'nin adayı olan Demirtaş kazanamayacağı için Erdoğan'a en yakın rakip olan İnce'ye verdim. Evet. Açık açık söyleyeyim. Zaten ben bunu yazdım da. Tabii. Hocam evet, Erdoğan 2011'den sonra şekil ve pozisyon değiştirdi. Yeniden evet. Yani o ayrı bir analiz konusu. Fakat şimdi bugüne tekrar hocam döndüğümüzde, şu anda Türkiye'nin gündeminde Amerika-Türkiye arasındaki kriz söz konusu. Ve bu krizde de Rahip Branson adı üzerinden tartışmalar devam ediyor. Bir rahip pek çok işte iki ayrı konuda hizmet hareketi bağlantısı ve PKK bağlantısı üzerinden bir suçlama yapılıyor kendisine. Bir rehin diplomasisi devam ediyor. Devam ederken de dolar fırlıyor gidiyor. Sizce bu Türkiye-Amerika krizi, aslında Türkiye derken Erdoğan-Amerika krizi diyelim. Türkiye'nin yarısı Erdoğan ve rejiminden nefret ediyor, sevmiyor, hoşlanmıyor. Politikanı da tahsis etmiyor. Erdoğan rejimi ABD tokuşmasında bu iş nereye varacak sizce? Şimdi efendim, böyle bir çatışmaya girilmez. Anlatabiliyor muyum? Yine teoriye bakmak lazım. Çünkü teori bilmeden pratiği anlamak mümkün değil. Bu Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde nereye oturduğunu soracak olursanız, bir orta boy devlettir. Eskiden küçük devletler büyük devletler diye ayrılıyordu. Sonra baktılar ki bu tatmin eden bir analiz değil. Orta boy devlet kavramı ortaya çıktı. Middle state. Türkiye stratejik bir orta boy devlettir. Şimdi diyeceksiniz, stratejik orta boy devletin önemi, özelliği nedir? Özelliği ve önemi şuradadır ki, kendi bölgesinde kendisine çok zarar verebilecek davranışları engelleme gücüne sahiptir. Ama kendi bölgesinde kendi istediğini yapacak güce sahip değildir. Hele kendi bölgesi dışında hiç sahip değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani olumsuzu engelleyebilir ama kendisi bir şey yapamaz. Şimdi bir de tabii kendi bölgesinde hiçbir devletin tek başına egemen olmamasına çalışır ve buna da bunu da başarır. Şimdi Türkiye 2011'den sonra stratejik bir orta boy devletin asla yapamayacağı ve yapmaması gereken şeyler yapmaya başladı. Sebebi şu, bizim o zamanlar hepimizin Arap Baharı dediğimiz bir olay 2010 yılında Tunus'ta patlak verdi. Artık açlık vurmuş, kafasına vurmuş bir seyyar satıcı kendini yaktı meydanda. Tunus halkı ayaklandı. Bu ayaklanma Tunus'tan Libya'ya, Libya'dan Mısır'a intikal etti ve tam Suriye'ye intikal etmekteyken anlaşıldı ki bu Arap Baharı denilen olay kitlelerin ayaklanması değil, İslamcı partilerin başa gelmesi olayıdır. İslamcı partilerin başa gelmesi olasılığı ortaya çıkınca İşte tırnak içinde laikçi yönetimler el koymaya başladı. Veyahut da o diktatörler öldürülmeye başlandı.
Kaddafi linç edildi. Şu anda Mısır'da o şey var, bir general var. Bu batıdan Tunus'tan beri gelen çizgi Suriye'yi fethetmek üzereydi ki Esad müdahale etti. Esad'ın yenilmesi halinde orada da İslamcı bir parti başa gelecekti ve Erdoğan Tunus'tan kendi sınırına kadar gelmiş bir İslamcı kuşağın lideri olacaktı. Bunu Esad önledi. Bunu Esad önleyince iki aile o güne kadar ailecek tatile çıkıyorlardı. Esad birdenbire Esed oldu. Ve yani Türkiye'deki ifade özgürlüğünün İsveç'teki gibi olmadığını kabul ederseniz benim bu konuda daha fazla konuşmamın gerekli olmadığını düşünürsünüz sanıyorum. Bir takım yardımlar yapıldı bir takım yerlere. O yardımları açığa çıkaranlar içeri atıldı falan filan. Fakat sonunda Türk dış politikasının Fii tarihinden beri 700 yıldır, çünkü bu 700 yıllık bir devlet ya, bu dün 23'te kurulmadı. 700 yıllık tecrübeli bir Türk dış politikasının Osmanlı'dan hatta Bizans'tan gelen tecrübeli dış politikanın, Türk dış politikasının en istemeyeceği şey oldu. O Orta Doğu'da kendi bölgesinde ipler elden kaçtı ve iki büyük devlet burada çatışmaya başladı. Türkiye'nin hiçbir etkisi olmadan. Evet. Şimdi Türkiye oraya girdi çıkamıyor. Hı hı. Bu asla Türk dış politikasının istemeyeceği bir şeydi bu. Uzatmayalım. 2011'den sonra Türk dış politikası bir zamanlar komşuyla sıfır sorun ilkesi gibi muazzam bir ilkeyi getirmişken bütün komşularla hatta bütün devletlerle sırf sorun haline geldi. Sırf problem haline geldi. Bugün Gürcistan hariç çatışmadığımız komşumuz yok evelallah. Ama hocam şöyle bir durum var. Şu anda soracağım soruyu aslında geçiş yapmış olduk aklımdaki soruya. Çünkü Türkiye'nin yeni bir eksene kayması söz konusu mu sorusunu soracaktım size. Çünkü Erdoğan son açıklamalarında Amerika'ya ortaklığımız riske girebilir dedi. NATO'daki ortaklığımızı bir papaza değiştiriyorsunuz dedi. Ve bir süreden beri Rusya'ya karşı olan yakınlaşma söz konusu. Rusya, Çin, İran eksenine yakınlaşma, oralardan krediler arama, ilişkileri arttırma şeyi. Dolayısıyla soru şu. Şimdi evet, dostlarıyla sırf evet, komşularımız Rusya, şu anda aramız kötü mü? Mesela İran var. O pakta Türkiye girmek için şu anda can atıyor gözüküyor. Türkiye için o pakt bir kurtuluş mudur, bir çözüm müdür sizce? Yahu o kurtuluşu bir kenara bırak. Çözüm müzüm değil. Çünkü Türkiye Batı Avrupa ve Amerika ekseninde kapitalist bir ülke ve devamlı olarak Batı Avrupa'yı kendisine rol modeli olarak almış ve almakta olan bir ülke. Eğer bugün Erdoğan rejimi, tek adam rejimi bu modelle çatışıyorsa, bu modelin tersi bir model uygulamakta ısrarcı oluşundandır. Bak, Çin, Rusya, bunların hiçbiri kardeşim niçin demokratik rejimi bırakıyorsunuz da tek adam rejimine gidiyorsunuz diyor mu? Kendileri çünkü tek adam rejimi. Bunu söyleyenler Batılılar, onun için Batılılardan uzaklaşıyor Erdoğan. Ama bütün ekonomik sistemi, bütün ticareti, efendime söyleyeyim, şimdi biz domates ve elma satıyoruz Rusya'ya, oradan petrol alıyoruz. Yani dengesizliğe bak. Onun için Türkiye'nin bugüne kadarki derken dikkat, 1839 Tanzimat'tan bahsetmiyorum. 1618 Lale Devri'nden bahsediyorum. 1618 Lale Devri'nden beri Türkiye Batı modelini izliyor. O zaman peki hocam, Türkiye yeni bir eksen kayması, yani mümkün mü? Bunu yapabilir mi? Hayır, hayır, mümkün değil.
Mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Neden değil? Sadece yahu yani yeni bir işte, dünya kurulur, o dünyada yerimizi alırız demeye getiriyor Erdoğan son hangi, konuşmalarında. Hangi dünya? Rusya'da bugün artık kapitalist oldu. Hani komünist bir dünya olsa oraya ya siz bizim rejimimizi dikte etmeyin fakat bizi yanınıza alın, koruyun. Anlayacağım da Rusya bugün batıya sattığı petrolle geçiniyor. Onun için Türkiye'ye muhtaç, Türkiye üzerinden geçiriyor şeyi, batı akımını, petrol borularını. Çünkü Ukrayna üstünden geçiren bir petrol borusu var. Ondan sonra Ukrayna petrolü alıyor, ödemiyor. Yani uzatmayalım. Söylediğim şey şu. 2011'den itibaren komşularla sıfır sorun politikası oldu sana. Komşularla sırf sorun politikası. Hatta dünyayla sırf sorun politikası. Onunla paralel olaraktan iç politikada müthiş otokratikleşti. Ve ondan sonra büyük bir olanak yakaladı ki kendisi de bunu Allah'ın büyük lütfu diyerekten açıkça söyledi. Bu 15 Temmuz rezilliği, darbe teşebbüsü. Ondan sonra iki yıl olağanüstü hal, şeylerle KHK'lerle kanun kuvvetinde kararnamelerle, ondan sonra o kanun kuvvetinde kararnamelerle anayasayı değiştirdi. Şimdi de onları kanun haline getirdi. Bunu sürdürmesine imkan yok. Çünkü Türkiye 1600'lerden itibaren batıya giden bir ülke ve gittikçe demokratikleşen bir ülke. Yok diyorsunuz ama şöyle sorayım hocam. Yani Türkiye'nin yakın ve orta vadede, uzun vadeyi hiç hesaba katmayalım. Yani tünelin ucu çok gözükmüyor uzun vadede ama yakın ve orta vadede Türkiye için bir çıkış yolu siz görüyor musunuz? Görüyorum tabii. Nasıl 2001 ekonomik kriziyle başa geldiyse AKP gene ekonomik krizle gidecek. Neden? Çünkü ekonomik krizin şeyleri bellidir. Çareleri bellidir. 100 bin tane çare yoktur. Ama Erdoğan Allah selamet versin bir tek şeyde uzman, gündelik politika. Onun dışında hiçbir uzmanlığı yok. Kalkıp diyor ki enflasyonun sebebi yüksek faizdir diyor. Tövbe yarabbim. Yahu bu tam tersine, bunu hangi batılı lise mezununa söylesen fena halde güler. Enflasyon varsa faizi yükseltirsin. Faiz yükselince tasarruflar artar. Tasarruflar artınca yatırımlar artar. Yatırımlar artınca gelişme olur ve işsizlik azalır. Bunun tersine iktisatta Nernst çemberi denir. Eğer tasarruflar yetersizse yatırımlar yetersizdir. Evet. Falan filan diye gider. Hocam o zaman anladığım sizden şu. Yani bir ekonomik krizle 2001'de geldi. Yine bir ekonomik krizle gidecektir. Bir öngörünüz. Gidecek çünkü ekonomik krizi düzeltmeye ne bilgisi yeterli ne de seçtiği adamların bilgisi yeterli. Ya düşünebiliyor musunuz? Kriz felaket hızlı gidiyor. Berat Albayrak'ın açıklamasını tatminkar bulmadınız mı önceki yahu, gün? Yahu Albayrak tek bir sayı, tek bir istatistik vermedi. Hep yuvarlak konuştu. Böyle top yuvarlaktır gibi. Bir tek cümlesi yeter Erdoğan'ın. Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var dedi. Yahu iş Allah'a kaldı demek bu. Bunun başka bir tercümesi var mı Türkçe'ye? İşi Allah'a kaldı diyor. İşi Allah'a kalmış ne demek Türkçe'de? Sen yanmışsın kardeşim demek. Ama şimdi bu nasıl idare edilecek bu felaket? Gittikçe ha bu şimdi şöyle bir şey var, bak onu unutmayalım. İktisadın siyasete de etkisi vardır. Siyasetin de iktisada etkisi vardır. Ve bu ikinci etki az gelişmiş ülkelerde veya daha kibar söyleyelim, gelişmekte olan ülkelerde daha güçlüdür. Şimdi Erdoğan'ın ödünsüz bir biçimde tek adam rejimini sürdürmeye ve de koyulaştırmaya kararlı oluşu iktisadi bakımdan ayakta durmamızı imkansız kılıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet.
Yani tek adam iktisadi kararlar alıyor. Merkez Bankası'nı vesayeti altına alıyor. Şimdi şey kalkıyor, Albayrak, yani damadı. Tabii damadının da bütün paranın tek kullanıcısı olması da ilginç. Bir orta vadeli programdan bahsedilirken çıkıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir şey söylemedi. Şeyi buldular, çıkardılar. Şehircilik işte bilmem ne falan filan bakanını. Ordu'daki bilmem neredeki heyelandır, şudur budur, onlardan bahsedecek diye beklenirken adam şeyden bahsetti. Köprüler yapıyoruz, tüneller yapıyoruz, üçüncü havaalanı yapacağız, yapıyoruz demeye, ondan sonra da Kanal İstanbul'u yapıyoruz demeye. Yahu bize borç veren Batı. Biz batılı şeylerden, bankalardan borç alıyoruz ve siyasi durum da kötüye gittiği için gittikçe bunun faizi yani fiyatı artıyor. Şimdi batıdan aldığımız bu borçları eğer biz eski tabirle müsmir, yani üretici alanlara yatırsak, birkaç sene sonra o üretici alanlar senin borcunu ödemeye olanak verecek bir durum yaratır. Fakat kalkıyorsun sen, iki tane köprü var, sen üçüncü köprüye. Üç tane köprü varken denizin altından tünele, İstanbul'da iki tane havaalanı varken bir üçüncüye. Anlatabiliyor muyum? Bunlar üretici yatırım değil. Sonra kalkıyorsun Karadeniz'e kıyıdan yol yapıyorsun. Yahu herkes söyledi. Karadeniz buraya yol yaptırmaz dedi. Yutar dedi. Yutuyor. Evet. Evet. Karadeniz, kara, adı var üstünde bunun. Tekrar o yollar çünkü. O siyah olduğu için değil, mavi Karadeniz. Evet. Şimdi hocam benim, şimdi bu sizin ekonomiyle gelip ekonomik krizle giderler şeyinden ben şöyle bir ümitsizlik gördüm. Toplumsal ve siyaset muhalefeti açısından bir ümitsizlik gördüm. Şöyle ki, şu işte Berat Albayrak açıklamasından sonra Güler Sabancı'nın bir açıklaması oldu. Biz inanıyoruz, sermaye bırakın sessizliği alkışlıyor şu anki sistemi ve rejimi. Eli mahkum. Ama buna mukabil sermaye böyleyken emekçi dediğimiz sendikalar da bu konuda hisses falan yok. İşte şimdi, partiler hemen desek, İşte CHP, onların hepsi tek tek başlıkta konuşalım ama işte CHP, ya genel başkan yardımcısı adamların hapiste, Enis Berber'i unuttular orada. Hemen gelelim oraya. Şimdi Erdoğan'ın bu kadar güçlü olmasının, yani bu kadar sert hareket etmesinin iki sebebi var. Birincisi, biraz önce dile getirdiğiniz rakipsizlik. Erdoğan'ın rakibi yok. Erdoğan'ın doğal rakibi CHP. CHP'nin de hali pür melali ortada. Berberoğlu anayasanın açık hükmüne rağmen içeride tutuluyor. Dokunulmazlığı olduğu halde. Uzatmayalım. İkincisi, Erdoğan o kadar uzun zaman iktidarda kaldı ki Lord Acton'ın 1870'lerde söylediği olay bugün somut olarak karşımızda. Demişti ki İktidar bozar, mutlak iktidar mutlak biçimde bozar. Şu anda Erdoğan bir hubris dediğimiz bir duygu içinde. Yani iktidar zehirlemesine uğranmış vaziyette. 16 yıl kesintisiz. Aynı iktidar zehirlemesine CHP uğramıştı. Biz 1950'ye kadar tepe taklak oldu. 54'te de 30 tane milletvekili çıkarabildiler sadece. Ama 54'ten sonra Menderes ekonominin bozulmaya başlaması, plansız ekonominin bozulmaya başlaması üzerine diktatörlük havasına girdi. 58'de öyle bir devalüasyon yapmak zorunda kaldı ki, bilmiyorum yaşınız icabı onu hatırlar mısınız? Dolar 2.80'den 9'a çıkarıldı. Çünkü sabit kur uygulanıyordu. Evet. Devalüasyon yapmamakta ısrar ediliyordu. Bugün öyle bir durum yok çünkü dalgalanmaya bırakılmış vaziyette mecburen. Hı hı. Ama siyasi partilerin
Peki CHP'yi bahsettiniz ama şimdi CHP o dönemin, evet, bugünkü CHP olarak baktığımızda da evet, o dönemki hubris zehirini o dönem aldı. Peki bugün hangi zehiri aldı? Yani CHP hiçbir zaman... 1930'larda kalma çabası. O zehir. O zehirliyor. CHP'yi o... Bakın, açık konuşayım. CHP bölünmeden, parçalanmadan adam olmaz. Bölünecek. Ulusalcılar bir tarafta kalacak. Sosyal demokratlar bir tarafta kalacak. O parti sosyal demokrat olmadan kurtulamaz ve Türkiye'yi kurtarmaya soyunamaz. Kan uyuşmazlığı var ikisinin arasında. Ulusalcılar ile, ulusalcı bile değil, ulusalcılar ile sosyal demokratlar arasında kan uyuşmazlığı var. Öyle çocukların kanı ana rahminde değiştirilir. Sonradan olmaz bu iş. Evet. Peki HDP açısından baktığımızda konuya, siz bugün HDP'nin hala bugün itibariyle işte Selahattin Demirtaş hapishanede, neredeyse o da unutuldu diyeceğim. Peki şu anda HDP'nin üzerine düşen her şeyi yaptığını düşünüyor musunuz? Evet, yoğun bir üzerinde baskı düşün, var. Hayır, düşünmüyorum. Nitekim Demirtaş bunu çok kibar ve sert bir biçimde söyledi. İkisi bir arada. Tatil havasından çıksınlar dedi. Tatil havasından, yaz havasından çıkın dedi. Şimdi eğer CHP 1930'ları devam ettirme hayaliyle malul ise, HDP de Kandil'den yeterince bağımsızlaşamamakla malul. Ve bunu devamlı surette bu aşil topuğunu oyuyor AKP. Devamlı surette insanların üzerine giderek. Halbuki bir zamanlar Kürt barışı için soyundu. Sanıyorum amacı dünya tarihine, tabii ki Türkiye tarihine Kürt meselesini halletmiş adam olarak geçmekti. Fakat bu sabote edildi. Mesela o polisler öldürüldü ya şeyleri lojmanlarında. O bahane edildi, olay sona erdirildi. Şimdi öğreniyoruz ki o polisleri öldürdü sanılan insanların parmak izleri katiyen yok evde. O eve girmiş fakat girmediğini söyleyen polislerin parmak izleri var. Nitekim sanıklar tahliye edildi delil yokluğundan. Yani daha nasıl söyleyeyim ben bunu? Orada da bir operasyon vardı orada da. Onun üzerinde de baskı oluşturuldu. Bugün de bir yeni bir baskı. Çünkü Erdoğan HDP'yi parlamentoya sokanları da tehdit etti. Bunları parlamentoya sokanlar ödeyecek diyor. Ya bu ne demek, 6 milyon. Anlayamadım. 6 milyon oy almış bu insanlar. Evet. Ne demek bu ya? Burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu en Güneydoğu'daki bir anne ve bebeği üzerinden yaşanmış garip ve bir şehit edilme vakası var. Bunun üzerinden söylemler sertleşti. Bunun üzerinden siz Güneydoğu'da ve HDP'ye yönelik yeni bir dalga bekliyor musunuz? Tahmin ediyor musunuz? Ya zaten HDP'nin aşağı yukarı bütün belediyelerine kayyım getirilmiş vaziyette. HDP'nin şu anda benim son kitapta, Etnik ve Dinsel Azınlıklar kitabında günü gününe sayılar vardır ama şu anda aklımda yok tabii. Kitabı da bu cep telefonunu yükseltebilmek için altına koydum. Şimdi onu da çıkaramam. Bu HDP'nin inanılmaz sayıda il ve ilçe yöneticisi içeride. Parti mefruç vaziyette. Ama gene de Demirtaş'ın söylediği doğrudur. Dışarıda olanlar yeterince şey yapmıyorlar. İktidara karşı muhalefet yapmıyorlar. Neden isteksizlik mi bu? Efendim, kendileri yani adamımız kalmadı dışarıda diyorlar. Bu doğru bu. Fakat mevcut adamlarla da yeterli bir direnç gösterdikleri kanaatinde değilim. Evet.
Peki hocam, programımızın da burada sonuna geldik ama size küçük bir soruyla bu programı bağlamak istiyorum müsaadenizle. Estağfurullah. Merak ettiğim bir konu var. Siz bir ara Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret davası açmıştınız. Birkaç hakaret davanız olmuş idi. İki tane. İki, bir 10 bin liralık totalde bir hakaret davanız var. Bir de sembolik 1 liralık bir hakaret davanız olmuş idi. Aradan bir iki yıl geçti. Sonra ne oldu? Efendim, ikisi de mahkeme tarafından reddedildi. İkisinde de Sayın Erdoğan bu benim ifade özgürlüğümdür dedi. Neydi bir o şey ifadeler? Lazım. Şimdi mesela bakıyorum. Alçak. Karanlık aydınlar. Ahlaksızlar. Yani bunların, hain. Düşünebiliyor musunuz? Bunlardan bir tanesinin benim, bırakın Sayın Erdoğan'ı, sokaktaki vatandaşa söylediğimi oyarlar yahu. Tazminat davasından oyarlar. Birincisi, bu benim ifade özgürlüğümdür dedi ve ağzına sağlık, ifade özgürlüğü diye bir şey olduğunu söyledi. İkincisi, matufiyet yoktur savunmasında bulundu. Şimdi dinleyicilerimizin hepsinin hukukçu olması beklenemez. Matufiyet şudur: ortaya bir laf edersiniz ve o ortaya ettiğiniz laf hiçbir biçimde bazı insanlarla ilişkili kılınamaz. Dersiniz ki bazı adamlar haindir dersiniz. Bu matufiyet yoktur burada. Fakat daha önce 2000 küsür akademisyen bir bildiri yayınlamış, biz barış istiyoruz demiş ve bunların isimleri gazetelerde çıktığı gibi bunların hepsi, benim gibi emekli olanlar dışında, emekliyi de atacak halin yok ya, emekli olanlar dışında üniversiteden atılmış. Anlatabiliyor muyum? Üniversiteden atılmış, bunların isimleri kanun hükmündeki OHAL kararnamelerinde teker teker yazılı. Bu bir. İkincisi, o 1 lira istediğimiz dava 403 kişiye hakaret davasıydı. Bu 403 kişinin 403'ünün de isim ve soy isimleri gazetelerde liste halinde yayınlandı. Onun için matufiyet yok olur mu yahu? Matufiyet bal gibi var. Ama ifade özgürlüğü üzerinden mahkeme düştü. İfade özgürlüğü ve matufiyet yokluğu. Matufiyet bakın. Yokluğundan. Şimdi daha teknik bilgiyiz. Avukat şunu demek ki, ya kardeşim ben sana dediğimi nereden çıkarıyorsun? Bunu buradan mı vaziyeti kurtarmaya çalışıyorsun? Niye üstüne alınıyorsun diyor. Ya o adım çıkmış gazetede. Sen adı çıkanlara küfür ediyorsun. Bu birinci dava şu anda istinaf mahkemesinde geçti, Yargıtay'da. Birinci dava istinaf mahkemesi, ikinci dava istinaf mahkemesinde. Ümitli misiniz? Benim bir de İçişleri Bakanlığı Bakanı Soylu'ya açtığım bir hakaret davası var. O henüz duruşması yapılmadı. Ümitli misiniz her üç dava içinde? Kardeşim, ümit ne demek? Ben görevimi yapıyorum, vatandaşlık görevimi yapıyorum. Kazanırım diye bir şey yok. Böyle bir adaletin iktidar vesayeti altına alındığının, her Allah'ın günü görüldüğü bir yerde kazanacağım diye umut olabilir mi? Umut olmadığı zaman açacaksın davanı. Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyorum. Aslında örnek bu davranış gerçekten önemli. Bu dönemde dik durma ve gerekli yargısal mücadeleyi de sonuna kadar devam ettirme dönemi. Hiç vallahi beni hiç ilgilendirmez. Kaybedecekmişim, kazanacakmışım hiç ilgilendirmez. Ben davamı açarım ve böylece yargının ne olduğu da ortaya çıkar. Evet, öyle bir rol. Nitekim Erdoğan'ın ne olduğu ortaya çıktı. Kendisini bize tanımadığı ifade özgürlüğüyle savundu. Bu büyük zaferdir. Ben o davaları kazandım. İfade özgürlüğüyle savundu kendini. İfade özgürlüğüyle savundu. Peki. Bitmiştir benim için. Benim için o dava kazanılmıştır. Bu tarihe geçmiştir. Eyvallah. Peki, yarın, hocam. Bu yarın hukuk fakültesinde okutulan anayasa, insan hakları ve ceza hukuku kitaplarına girecek bunlar. Tabii. Allah'ın emri. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için. Eyvallah. Kolay kolay gelsin.